Haber Merkezi'nden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 9 Nisan 2024 Salı. Ramazan ayının son günü yani Arefe. Yarın bayramı karşılayacağız hep birlikte. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu vesileyle bir video mesaj yayınladı. Eli kanlı İsrail'in Filistin halkına zulmü, bölgedeki katliam öncelikli gündem maddesi oldu. Konuyla ilgili kararlılık mesajları verdi Cumhurbaşkanı. Akan kan duruncaya kadar Gazze'ye desteğimizi sürdüreceğiz dedi. Cumhurbaşkanı o konuşmasında Türkiye yüzyılı vurgusu da yaptı. Ardından şu cümleyi kurdu. Vizyonumuzu hayata geçirene kadar durmak, dinlenmek yok. ATV Haber başladı. Bu zor günlerinde Filistin halkının yanında olduğumuzu gösterdik. İnşallah bundan sonra da başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin devletine kavuşuncaya kadar desteğimizi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan Bayramı mesajında söze Gazze ile başladı, depremzedelerle devam etti. Gündemimizin ilk sırasında yer alan deprem bölgesini asla ihmal etmiyoruz. Şimdiye kadar 80 bine yakın afet konutunu ve köy evini tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Her ay 15-20 bin konut inşa etmek suretiyle yıl sonunda bu sayıyı 200 bine ulaştırmayı hedefliyoruz. Terörle mücadelede kararlılığın altını da çizdi Erdoğan. PKK'sından FETÖ'süne ve DAEŞ'ine, vatanımızın birliğine, insanımızın huzuruna kasteden terör örgütlerine nefes aldırmıyoruz. Terör bataklığını kaynağında kurutma stratejimizi kararlılıkla uyguluyoruz. Ekonomiye ayrı başlık açtı. Hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele en hassas olduğumuz konudur. Tüm dünya ile birlikte millet olarak bizim de canımızı yakan bu meseleyi Allah'ın izniyle çözmekte kararlıyız. 31 Mart seçimlerinin suhuletle tamamlanmasıyla ortaya çıkan 4 yıllık seçimsiz dönemi bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için kullanacağız. Erdoğan video mesajını Türkiye yüzyılı vizyonuna vurgu yaparak noktaladı. Türkiye'nin ortak vatanımız, demokrasimizin ortak değerimiz olduğunun bilinciyle inşallah hep birlikte çok çalışacağız, üreteceğiz, emek vereceğiz. Türkiye yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirinceye kadar bize durmak, dinlenmek, soluklanmak yok. Diplomasi trafiğine de aralıksız devam eden Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan'ın İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının bir an önce sonlandırılması ve ateşkes kararının uygulanması için birlik çağrısı yaptığı öğrenildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bayram mesajındaysa hedefinde CHP artık başının üzerindeki görülmez %25'lik tavanı kırmıştır diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel vardı. Bahçeli, cam tavanı kırdık diyenlerin Türk devletinin çatısını ve Türk milletinin varlığını dinamitlemesine asla fırsat verilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır dedi. Bahçeli açıklamasını herkes aklını başına almalı diyerek sürdürdü. Ve siyasilerin bayram programı da belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı ailesiyle Ankara dışında geçirecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel memleketi Manisa'da olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayram boyunca Ankara'da bulunacaklar. Gazze'de katliamlarını sürdüren İsrail'e karşı Türkiye'den önemli bir adım geldi. Hükümet 54 ürün grubunda İsrail'e ihracatı yasakladı. Kısıtlamaları duyuran Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Netanyahu hükümetinin Türkiye'nin Gazze'ye hava yoluyla gönderdiği yardımları engellediğini açıkladı. Türkiye'nin açıklaması dünyada da yankı buldu. Kısıtlamalara karşı İsrail'den gelen karşı hamle ise Türkiye'yi Amerika'ya şikayet etmek ve ekonomik tehdit olur. Hava kuvvetlerimize ait kargo uçaklarıyla insani yardım operasyonuna dahil olma talebimizi iletmiştik. Bu talebimizin İsrail tarafından reddedildiğini bugün öğrendik. İsrail'in açlıkla boğuşan Gazze'lilere havadan yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin hiçbir bahanesi
Olamaz. Gazze'ye insani yardımı engelleyen işgalci İsrail'e Türkiye'den tokat niteliğinde bir yanıt verildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'e yaptırım uygulanacağını duyurdu. İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından olaylanan bu tedbirler gecikmeksizin adım adım hayata geçirilecektir. Hakan Fidan'ın bu sözlerinin hemen ardından Ticaret Bakanlığı ilk adımı attı. İsrail'le ticarete kısıtlama getirildi. Bakanlığın açıklamasında İsrail'in uluslararası hukuku alenen çiğnediği, Türkiye'nin ise Filistin'in yanında olmaya devam edeceği vurgulandı. Çok önceden bu yana İsrail'e askeri amaçta kullanılabilecek herhangi bir ürün veya hizmetin satışına izin verilmediğinin de altı çizildi. İsrail'e yönelik kısıtlamalara eklenenler arasında inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe, granite, çimentodan tuğlaya 54 yeni ürün grubu var. Kısıtlama İsrail katliamı durdurana dek sürecek. İsrail ateşkes ilan edene kadar ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaşmasına izin verene kadar bu tedbirlerimiz devam edecektir. Türkiye'nin bu adımı dünya basınının manşetlerine oturdu. İngiliz haber ajansı Reuters, Bakan Fidan'ın açıklamalarına geniş yer verip, Türkiye'nin İsrail'e karşı kararlı duruşunun altını çizdi. Pek çok yabancı basın organında da benzer ifadelere yer verildi. Gazze'deki kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Türkiye'nin Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mısır'a ilettiği yardımlar 42 bin tonu geçti. Ayrıca 9. yardım gemisi yolda. Bölgelerdeki hükümet faaliyetleri koordinatörlüğü verilerine göre de Türkiye dünyada Gazze'ye insani yardım gönderen birinci ülke oldu. Öte yandan Türkiye'nin 54 ürün grubunun ihracatını kısıtlamasına İsrail'den karşı hamle geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Türk ekonomisine zarar verecek paralel tedbirler alacağız dedi. İsrail, ABD'den Türkiye'ye yaptırım uygulamasını da istedi. Ve seçim sonuçları, sonuca itiraz eden adresler arasındaydı Hatay. Yüksek Seçim Kurulu seçimin yenilenmesine gerek olmadığına karar verdi. Hatay'ın kazananı AK Parti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hataylılara verdikleri destek için teşekkür etti. En kısa zamanda da kenti ziyaret etme sözü verdi. Mehmet Öntürk. Evet kardeşimiz, kesin kararla seçimi kazanmış olduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Büyükşehir Belediyesi'ni kazandığı Hatay'a telefonla bağlandı, seçmene teşekkür etti. Artık Hatay'ın bu karanlık günlerini geride bırakmanın huzuru içerisindeyiz. İnşallah Hatay'a olan hizmetlerimizi çok daha kararlı bir şekilde artıracağız. Cumhurbaşkanı, YSK'nın CHP'nin Hatay'da seçimin yenilenmesi talebini reddetmesine de değindi. Yüksek Seçim Kurulu Hatay'la ilgili nihai kararını sizler azmettiniz, karar verdiniz ve bunun neticesinde de Hatay'da Mehmet kardeşimiz kesin kararla seçimi kazanmış oldu. Hatay'da AK Parti %44,48 oyla sandıktan birinci çıktı. CHP'nin adayı Lütfü Savaş'ın oyu ise %44'te kaldı. Üçüncü parti %2,61 oy oranıyla yeniden refah oldu. Erdoğan bayramdan sonra kenti ziyaret edeceğini söyledi. Bayramdan sonra inşallah şahsızla heyetimle beraber şöyle bir Hatay ziyareti yapacağız. Mazbatasını alan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ise hızla çalışmalara başladı. YSK zaten hukuki olarak kararını vermiştir ve biz görevimize devam ediyoruz. İşimize bakıyoruz. Tek derdimiz bu şehri ayağa kaldırmak. Düzce Kaynaşlı Belediyesi'nde devir teslim töreni vardı. Seçimi kaybeden Yeniden Refah Partili eski başkan Birol Şahin, törene katılan MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'le tartıştı. Hatta öfkesine hakim olamayıp üzerine yürüdü, hakaret etti. Bir şey anlatmayın. Doğa görmemde. Sen şey yapma. Ne demek sen? Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı koltuğu devrederken tartışma çıkardı, tansiyonu yükseltti. Sen yürüyorsun.
Görüntü Düzce Kaynaştı Belediyesi'ndeki devir teslim töreninde kayda geçti. Yeniden Refah Partili eski başkan Birol Şahin, koltuğu MHP'li Eftal Altundal'a bırakacaktı. Ancak halefini beklerken yaptığı konuşmada MHP'yi eleştirince ortam gerildi. Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Milletvekili olarak. Törene katılan MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, partisini hedef alan sözlere kayıtsız kalmadı. O sırada Birol Şahin öfkesine hakim olamadı. Masadaki çiçeği milletvekiline fırlatıp hakaret etti. Birol başkan, ne yapıyorsun konuşuyorsun ya? Hayır, bu bizi milletvekili. Başkanlık makamındakiler araya girdi. Yeniden Refah Partili eski başkan güçlükle sakinleştirildikten sonra devir teslim töreni tamamlandı. Tamam İsmail. Hadi, tamam hadi. Son dönemde bazı işletmeler düşük KDV ödemek için vergi kaçırma oyununa başvurunca Hazine ve Maliye Bakanlığı devreye girdi. Yeni bir uygulama başladı. Bundan böyle tüketici ödediği fişin fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşabilecek. İşte bu noktadan sonra da yapay zeka timi meseleyi devralacak. Sistem algoritmayla iz sürecek ve meselenin peşine düşecek. İşte detaylar. KDV hırsızlığı başladı. Düzenleme istiyoruz ve ciddi denetim de istiyoruz. Daha az vergi ödemek için KDV tutarını düşük gösteren esnaf mercek altında. Bakanlık sosyal medya timi kurdu. Vatandaş KDV oyununu fotoğraflayıp paylaşacak, gerisi ise artık bakanlıkta. Bakanlık devreye girecek. Çok faydalı olur diye düşünüyorum. Bir vatandaş olarak KDV'de oranın düşük gösterildiğini fark ettiniz. İşte o paylaşımı sosyal medyaya eklediğiniz takdirde ondan sonrasında bakanlık devreye girecek. Öyle ki yapay zeka ile birlikte tüm KDV oyunları sosyal medyada bakanlık timi tarafından taranacak, bir süzgeçten geçilecek. Yani vatandaş ihbar edecek, sosyal medya timi yakalayacak. Dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Devletimizin de bunu sıkı denetlemesine çok hoşumuza gider. Tabii ki denetimler sıkılaştırılsın. Peki KDV oyunu nasıl işliyor? İşte örnek bir fiş. 80 liralık döner kredi kartıyla ödendi. Ancak fiş içecek olarak kesildi. Böylece %10 olan KDV %1 oldu. %10 olarak tahsil ettikleri katma değer vergisini devlete %1 olarak yatırıyorlar. Yani hazineyi soyuyorlar. KDV oyununu önlemek amacıyla Haziran'dan itibaren artık bu eski POS makineleri kalkacak. Yerine yapay zeka ile çalışan yeni POS makineleri gelecek. Esnaf bu POS makinelerini zorunlu olarak kullanmak zorunda kalacak. Öyle ki bu POS makinesiyle birlikte bir iş yerinde mesela lokantada yiyecekten çok içecek satılıysa, yani KDV oranı düşük bir ürün satılıysa, işte bu algoritma maliyeye yine bilgi verecek. Bu dükkana dikkat et diyecek. Fiş alırken dikkat ediyor musunuz? Hiç bakıyor musunuz? Bakmam. Hiç ilgilenmiyorum. Hiç ilgilenmiyorum. Yok. Tüketici aldığı fişe dikkat etmeli. Fiş alıyorum da yani o incelemeyi yapmıyorum yani. Herhalde bundan sonra biraz dikkat etmek gerekiyor. Gideceğiz bundan sonra. Hem devletten hem vatandaştan çalmış oluyorlar. Ve esnafa gelince KDV karmaşasına bir an önce son verilmesini istiyorlar. Bir üründe bir tabak yemeğin içinde birinde bir, birinde 10, birinde 20 olursa KDV bu sorun oluyor tabii ki. Kestiğimiz faturalar %10 ama aldığımız bütün faturalar %1 ve biz bunun altından çıkamıyoruz. Yarın bayram. Evlerde, tatlıcılarda hummalı bir hazırlık vardı bugün ve tabii camilerde de bayram namazı için kollar sıvandı. Camiler köşe bucak temizlendi. Son oruçlar tutuldu, son teravih namazı kılındı, 11 ayın sultanına veda etme, bayramı karşılama zamanı geldi. Hazırlıkların önemli adreslerinden biri de camilerdi. Cennet dünyada kazanılır yazıyordu. O yazı şimdi sileceğiz.
Bayramımız mübarek olsun diye yazacağız. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte camileri mahyalar süslemişti. Şimdi Ramazan bayramına saatler kaldı ve Kahraman Yıldız ekibi de camileri bayrama hazırlıyor. Şu an Üsküdar Valide Cedid Camii'deyiz ve mahyandaki ampullerin yerini değiştirerek bayramınız mübarek olsun yazıyorlar. Son yazısı, bu 5. yazısı oluyor bu sene Ramazan'ın. Olsa bayramı kutlayacağız. Bayram namazı için de camilerde temizlik vardı. Evde hanımların bayram temizliği, yemek telaşı devam ederken işte cemaat de camileri bayramı hazırlıyor. Cemaat toplandı ve camide bayram temizliği yapıyor. Cenab-ı Allah temizliği yapmayı herkese nasip etmiş. Cami, bu cami Allah'ın evi. Evde temizlik yapıyor musunuz? Evde hanım var. Hanım sizi izleyecek, diyecek ki camiyi temizliyorsun, evi niye temizlemiyorsun? İşte burada yakalandık. Bayrama kavuştuk, coşkuluyuz. Bu coşkuyu temizlik yaparak şey diyoruz. Bayram sabah namazına temizleyeceğiz Allah izin verirse. Bayrama hazırlık yapıyoruz, temizlik yapıyoruz. Evde de varınca hanıma hizmet ediyoruz. Şöyle dur ben camları sileyim. Gerçekten yapıyor musunuz? Yapayım gibi bir şey. Camiler el birliğiyle köşe bucak temizlendi. Sabah namazı. Onun için bir hazırlığımızı yapıyoruz, temizliğimizi yapıyoruz yani. Teravih namazı kıldık, çikolatalar aldık, iyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar Türkiye. Tabii bayram deyince tatlı, tatlı deyince de Türk mutfağının ünlü sınırları aşan vazgeçilmez lezzeti baklava geliyor akla. Çeşidi bol, fiyatı her işletmeye, içine konan malzemeye göre, kaliteye göre değişebiliyor. Tabii bir taraftan da ucuzsa güvenilir değildir algısı var. Peki gerçek baklavanın maliyeti acaba ne kadar olabilir? Arkadaşlarımız araştırdı. Fıstıklısı, cevizlisi, dolaması, midyesi. Ben fıstıklı severim. Baklava bizim milli tatlımız. Bayram sofralarının, ikramlıkların baş tacı, Türk mutfağının damak çatlatan lezzeti baklava. Çeşidi çok, fiyatınınsa bir ortalaması yok. Ya çok pahalı ya da çok çok ucuz. Ucuz etin yanisi yavan olur derler. İyi olmadığı kesin yani. Bayramlarda sofraların olmazsa olmaz tatlısı baklavalar yine gündemde. Önceden yüksek fiyatıyla gündemdeydi. Bu kez düşük fiyatıyla, şu anda normal. Kaliteli bir baklavanın kilogram fiyatı 700 ila 1000 lira arasında değişkenlik gösteriyor. Ancak bazı işletmeler 84 ve 155 liradan kilosunu satışa sununca akıllarda da soru işaretleri oluştu. İçine ceviz koysan olmaz, fıstık koysan olmaz. Boş bırak sen. Bir ihtimal. Kilosu 84 liraya baklava olur mu? Un, yağ, şekerden olsa sadece işçiliğini düşünseniz, işletme giderlerini düşünseniz bunun 84 lira olması mümkün değil. Kalitesiz ceviz kullanıyor. Çok az miktarda kullanıyor. Makine işçiliği vardır. Onların kullandığı fıstıkta bu yeşilliği asla göremezsiniz. Sapsarıdır. O baklavaya baklava demek doğru değil. Belki un, şeker, yağdan oluşan bir hamur tatlısı denilebilir. Alır mısınız? Almam. Peki gerçek malzemelerle hazırlanan bir baklavanın maliyeti ne kadar? 1 kilo baklavada 150 gram Antep fıstığı var. 250 gram tereyağı var. Tereyağının kilosu 500 lira. Antep fıstığının kilosu şu anda Gaziantep'te 900 lira. 1 kilo baklavada fıstığı hesaplarsanız 142,5 lira yapıyor zaten. Cevizli baklavanın fiyatı bizde şu anda 730 lira. Fıstıklı klasik baklavamız 850 lira. Burada midye baklavamız var 1100 lira. Biz kaliteli baklavayı nasıl anlarız? Şerbeti de tam kıvamında olacak. Şunu çatalı batırdığınızda bakın şerbet damlamaması lazım. Baklavayı yediğinizde boğazınızı yakmayacak, midenizi yakmayacak. Bir dilim yedikten sonra ikinci dilimi de istemeniz lazım. Ve bugün de ana haberin sonuna geldik. Sözü şimdi Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'na bırakıyoruz. Yarın akşam burada tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar, iyi bayramlar.